şubeler platformu başkanı Veysel Özek diye söz verelim. Buyurun Veysel. Sayın Demokratik Güç Birliği Birleşenleri, hepinizi KES Konfederasyonu adından selamlıyor ve yaptığınız güç birliğini destekliyoruz. Emekçilerin temel mücadele aracı olan sendikalar, Türkiye ve dünyada örgütsel, demokratik eylem çizgisi, düzene alternatif olma, demokratik hak ve özgürlükleri geliştirip büyütme, emekçilerin temeli hakları geliştirip koruma ve benzeri. Tüm konularda ciddi bir kriz tıkanmayı yaşıyoruz. Tıkanan sendika, tıkanan emek mücadelesidir. Daralan, gerileyen, tıkanan emek mücadelesi, tıkanan emekçi hakların özgürlük mücadelesinin anlamına geliyor. Çünkü tümü birbiriyle diyalektik bir ilişki içindedir. Soruna bunu gören bir yerden bakmak çözüm açısından önemlidir. Sol yelpazede bunu aşmanın yolu öncelikle reel sosyalist zihniyete dayalı klasik sendikacılığı aşmaktan geçiyor. Bu anlayış örgütlenme modeli olarak sınıf mücadelesinin indirgemeci ve dar yaklaşımına dayanan hiyerarşik ve dikey eksenli bir örgütlenme modelidir. Eylem anlayışı hak almayı düzen sınırları içerisinde tutan protest eylem anlayışıyla sınırlayan bir eylem anlayışıdır. Örgüt içi demokrasi, statükoyu ve bürokrasiyi besleyen dolaylı ve gerçek anlamda temsilden uzak bir demokrasi anlayışıdır. Yönetsel anlayış programatik değil, pragmatiktir. Yani sıra karar alma süreçlerine merkezi yanına ağır basması sonucu demokratik süreçlerde zaafa uğratması, iş yerleriyle olan bağın kopması, sonucu yaşanan tabanist sendrom, sürekli üye kaybı sonucu var olan koruma işgüdüsünün temin belirleyen haline gelmesi, ideolojik tayfın sol yakasında yaşanan kırılmanın zihniyet düzeyinde yarattığı perspektif kaybı ve tutucu yaklaşımında yarattığı güç ve konum kaybı klasik sendikal arayışın ilk çarpıda sayacağımız temel parametredir. Ne yapmalı, nasıl yapılmalı? Klasik sendikal anlayışı aşmanın yolu öncelikle bir zihniyet devriminin gerçekleştirmekten geçiyor. Çünkü sendikal anlayıştan sürece uygun bir açılım ve atılım gerçekleştirmek, geniş emekçi kitleri harekete geçiren örgütsel ve eylemsel çizgiyi yaratmak için gerçek bir zihniyet devrimi gerektirir. Bu noktada tarihi boyunca gelişen sendikal anlayışların bilimsel yöntemlerle analize tabi tutmak, çürüyen, gerileyen, tıkanan yanları ve eski zihniyeti aşmak dönemin temel görevidir. Emek örgütleri toplumsal sorunlara daha çok duyarlılık göstermeli, başta Kürt sorunu olmak üzere çevre, kadın ve benzeri diğer sorunları için sorumluluk almalıdır. Emekçilerin ortak örgütlülüğünü yaratmalıyız. Parçalı duruşlarımız sisteme güç vermektedir. Son süreçte KCK adı altında yürütülen tutuklamalar legal Kürt siyasetinin tavsiyesini aşmış, Kürtlere dayanışma gösteren kesimlere kadar yönelmiştir. Şu anda bulunduğumuz ilin bir milletvekili gasp edilmiştir. Bu salona ait olduğu belediye başkanı aynı operasyonla tutuklanmıştır. Bu yaşanan saldırıları boşa çıkarmanın, kıdem tazminatının gasp ettirmemenin yolu birlikte ortak noktaları öne çıkararak mücadele etmektir. Bu toplantının Türk iş emekçilerin ve haklar için gerektiği noktaya taşımada katkı sunacağına inancımızı belirterek KES Amaç Şubeleri adına başarılar diliyoruz, saygılarımızı iletiyoruz.